Hürmetler, saygılar. Bugün Adnan Oktar'la başlayalım. Evet. Yıllar önce emniyette bir işim nedeniyle emniyete gittiğimde Gayrettepe'de hop dur bakalım biz de seni arıyoruz. Ne oluyor dedim. Niye arıyorsunuz? Ne var? Kanunsuz bir iş mi yapmışız? Dediler ki yok siz Adnan Oktar'a hakaret etmişsiniz. Ne demişim? Mason demişsin, İsrail uşağı demişsin. Çocuklara işte sapkın davranışlarda bundan adam demişsin vesaire vesaire. Adamın 50 tane avukatı var. Senin hakkında dava açmış. Zaten hakkında yazı yazan herkese dava açıyormuş. Ne yapacağız dedim. Avukatın varsa avukatını çağır, bu ağır bir durum. Peki dedik. Avukatımızı çağırdık. Şimdi avukatımız geldi olayı. Bu video benim ne zaman bu? Tarih. 28 Ağustos 2017 tarihli video. Burada bir manyak var biliyorsunuz. Bir manyak demiş. İnşallah maşallah vesaire. Durmadan. Tansız oynatıyor bana. Neyse. Benim hakkında ileri geri birkaç söz ettim. Evet, bu geçen seneki videom. Daha önce 5 sene, 6 sene önce bayağı videom var bununla ilgili. Yani herkese dava açarmış. 50 tane avukatlar ordusu. Sonunda Allah'tan hakimin birisi demiş ki, deli olan bir kişi dava açamaz. Buna hakkı yetkisi yoktur kanunen demiş de bütün davalar düştü. Evet, ben aciz bir vatandaş, sıradan bir vatandaş olarak bu adamın yapmış olduğu kansızlıkları, ihaneti, hainliği yıllar önce söyledim. Benim bir örgütüm mü var, emniyetim mi var, askeri teşkilatım mı, siyasi teşkilatım mı, hiçbir şeyim yok. Sıradan bir vatandaşım, kendi işimle uğraşıyorum. Bunun yaptığı bütün pislikleri kısmen de olsa deşifre edip yayınladığım için benim hakkımda dava açmıştı. Aslında bu kadar beklemeden 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce tutuklanıp yargılanabilirdi. Yani bu kadar bekleyip de yüzlerce, binlerce insanın mağdur edilmesi, ailelerin çökmesi, travma geçirmesi, bunalıma girmesi vesaire, bunlara gerek yoktu. Yıllar önce yapılabilirdi. Ama yine de hiç yoktan iyidir. Yani binlerce insanı mağdur etti. Çocuklara şerefsiz taciz etti, tecavüz etti. 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklara. Neyse. Yani devlet uyumamalı. Devlet uyumak için değil orada durmamalı. Ben sıradan vatandaş olarak yıllar önce bu adam hakkında neden işlem yapılmıyor diyorum. Elimde hiç belgeler, bilgiler medyadan işte. Emniyetin elinde, devletin kurumları, İçişleri Bakanlığı'nda her türlü bilgi, belge varken 15-20 yıl beklemeye gerek yoktu. Sadece bu değil. Daha tehlikeliler var bunlardan. Piyasada A tarikatı, B tarikatı, C tarikatı isimler önemli değil. Tarikat adı altında milleti soyan şebekeler var. Onlar hakkında da bir işlem yapılmıyor. Hatta siyasi parti var. Böyle mafya gibi bir parti var. Milletin parasını pulunu soyan şebeke var. Onlar hakkında da bir işlem yapılmıyor. Neyse ya. La ilahe illallah. Türkiye'de her şey oluyor işte. Neyse geçelim biz kendi konumuza. Evet. İstenirse ne yapılabiliyor? Zamanında müdahale edilebilirdi. Yani bu kadar insanın mağdur edilmesine göz yumulmamalıydı. Yani belge bilgi beklemeye gerek yok ki. Her şey ortada. Evet, neyse, bu kadar negatif şeyden sonra pozitif bir şeyler söyleyelim. Geçen hafta dedim ki bilinçaltı, şuur altını kişi bilgisayarı, kendi bilgisayarı gibi formatlayabilir. Kişi beynini formatlayabilir. Lüzumsuz şeyleri beyinden silip beyne lüzumlu şeyleri yükleyebilir. Beyin formatlanabilen
dünyanın en büyük bilgisayarı. Bütün bilgisayarları bir araya getirseniz beynin yapmış olduğu işlemleri yapamaz. Kullanabilirsek. Kullanamazsak bir işe yaramıyor tabii ki. Yıllar önce Çeçenistan'daki Rus katliamına karşı Çeçenistan'a gitmek istedim. Savaşmak için. Kayseri Ülke Ocakları'na gittiğimde dediler ki bizde adam çok, on binlerce adam var, silah yok, para yok. Adam çok, silah yok. Bu çok tuhaf bir şey. Silah yok, adam çok, silah yok, para yok. Artı sen Rusça ve Çiçence bilmediğin için ava giderken avlanırsın, bir işe yaramazsın dediler. Beni geri gönderdiler. Sabahlara kadar uyuyamıyordum. Gittim Almanya'da, bu olmayacak böyle dedim. Meditasyon kurslarına başladım. 2 yıl kursa gittim. Uyuyabilmek için. Düşünmekten uyuyamıyorum. Hap kullanmadan uyuyabilmek. Hiçbir şey fayda etmiyor. Meditasyon 2 yıl sonra öğrendiğim metotta 2 dakikada hemen konsantre, hemen uyur hale geldi. Evet. Aslında çok kısa bir formülle de kişi, uyuyamayan kişiler uyuyabilirler. Nasıl? 1. Çok derin nefes alıyorsunuz. Böyle içinizde çekiyorsunuz. 5 saniye. Nefesinizi vermeden tutuyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz. 6 saniye. 5 saniyede nefes alıyorsunuz. Derin nefes burundan. 6 saniye tutuyorsunuz. Ve nefes verirken yavaş yavaş veriyorsunuz. Böyle ıslık çalar gibi yavaş. 7-8 saniyede de o nefesi veriyorsunuz. Yani yavaşça nefes alıyoruz, tutuyoruz ve veriyoruz. 5 saniye nefes alışı, 6-7 saniyede nefes tutuyoruz. 8-9 saniyede bu nefesi veriyoruz. Yavaş yavaş nefes. Önemli olan yavaş yavaş vermek. Böylece akciğerin en dip köşelerindeki o kirli havada ne olur? Atılıyor. Akciğere oksijen depolanıyor. Beyine oksijen gidiyor. Beyin şek 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 tık 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 çalışmaya başlıyor. Bunu arka arkaya 3-4 defa yaptığınızda hemen uykunuz gelir. Ben uyuyamıyorum, uyuyamadım, uykuya dalamadım demeye gerek yok. Hemen uyursunuz. Ne yapıyoruz? Derin nefes alıyoruz. Tutuyoruz ve yavaşça veriyoruz. Usluk çalar gibi çok ince yavaş bir nefes veriş. Bunu 3-4 defa tekrarladığınızda uykunuz yoksa da hemen uykunuz gelir. Yattığınızda kuzu gibi uyursunuz. Çok basit bir metot. Yıllar önce bununla ilgili konuşmuştum. Ama çeneniz gerginse, stresliyseniz 3 defa alt çenem rahat, alt çenem rahat derseniz alt çenedeki kaslar açılır. 3 defa üst çenem rahat, üst çenem rahat. 3 defa gözüm rahat, gözüm rahat. 3 defa kulağım rahat, kulağım. Ensem rahat, belim rahat, boynum rahat vesaire sayıyorsunuz. Sonra iç organları sayıyorsunuz. Midem rahat, bağırsaklarım rahat vesaire vesaire. En son akciğerlerim rahat diye söylediğinizde rahatlıyorsunuz. Hala rahatlamadıysanız 3 defa da beynim rahat, sinir sistemim rahat dediğinizde şak şak şak. Bütün organlar rahatladığı zaman gerilim attığınızda, sinir attığınızda şak diye uyursunuz. Uyumak, meditasyon. Ben bu sadece bu iki kelime söylediğim bu iki olayı yapabilmek için 6-7 bin lira mark o zamanın parasını kursa gittim 2 sene. Şimdi bir metot daha var. Bu metotla da şuur altına komut veriyorsunuz ve sinir sistemini, beyni harekete geçirerek, komut vererek vücudunuzdaki her türlü hastalığı iyileştirebilirsiniz. Özellikle de sinirsel, psikolojik hastalığı. Bu da çok basit. Ne yapıyoruz? Gözünüzü kapa diyorsunuz. Ve kendinizi bir ağaç gibi düşünüyorsunuz. Ağaç. Ağaca bakıyorsunuz. Ağacın neresinde bir leke var? Yapraklarında mı, dalında mı, gövdesinde mi? Evet, şurada bir rahatsızlık var. Tespit ettiniz diyelim. Gözünüzü kapatıyorsunuz, ağaca konsantre olur, kendiniz bir ağaç gibi düşünüyorsunuz. Ağacın neresinde bir leke var, kırık var, sararma var, solma var,
Ne yapıyoruz? Gözümüzü açmadan sol üst tarafımızda bir güneş, sağ üst tarafımızda köşede bir dolunay düşünüyoruz. Dolunaydan ve güneşten şelale şeklinde çok yoğun ya su akıyor. Suluyoruz ağaç. Suluyoruz, suluyoruz, suluyoruz. Ne zamana kadar? Ağaç tamamen yaprakları, dalları, gövdesi yemyeşil olana kadar suluyoruz. Yemyeşil olduktan sonra gözlerimizi açıyoruz. Ne oluyor? Bir dinginlik, bir rahatlama hemen hissediyoruz. Çünkü beyin komut veriyor. Bütün organlara, dokulara enerji akışı. Burada ay, dolunay anneyi temsil eder. Güneş babayı temsil eder. Anne ve babadan ne geliyor? Enerji geliyor. Bunu su şeklinde ağacı suladığınızda aslında kendinizi ne yapıyorsunuz? Temizlemiş, arıtmış oluyorsunuz. Günde 3-4 defa yaptığınızda yavaş yavaş vücudunuzdaki hastalıkları atabilirsiniz. Bir diğer metot ise şöyle, gözünüzü yumuyorsunuz. Erkekler arpa suyu, kadınlar buğday suyu düşünecek. İtfaiye geliyor. Ne yapıyor itfaiyenin? 7 tane hortumu var. Öyle düşünüyoruz. İkisini gözüne takıyorsunuz. İkinizi burun deliklerine, ikisini kulak deliklerine, kulaklara, birini ağzınıza takıyorsunuz. Ve çok yoğun bir basınçla erkekler arpa suyu püskürüyor, bütün vücuduna veriliyor. Kadınlara buğday suyu. Arpa suyu, buğday suyu. Erkekler buğday suyu, kadınlar arpa suyuyla ne oluyor? Vücudu yıkanıyor, yıkanıyor. Düşünüyorsunuz, yıkanmaya nokta kalınmayana kadar. Önce beyniniz, kalbiniz, mideniz, bağırsaklarınız, karaciğer, akciğer vesaire bütün organlar, erkekler de arpa suyu, kadınlar buğday suyuyla yıkanıyor, yıkanıyor. Ayak uçlarında, parmak uçlarında sular akıyor, şakır şakır şakır. Ve ne oluyor? Bünyeniz temizleniyor, arınıyor her türlü kirden. Bu da daha çok organik, fiziksel rahatsız. Hem beyin için sinirsel hem de fiziksel rahatsızlar için. Ama bu daha çok fiziksel rahatsızlar için. Önceki ağaca benzeme daha çok psikolojik rahatsızlar için etkili. İkisi de etkili. Bu iki yöntemi uyguladığınızda günde birkaç defa uygulayabilirsiniz. Bir dakika zaman alır ama hemen rahatladığınızı hissedersiniz. Çok basit bir yöntem. Daha başka metotlar da var ama onları zaman geldikçe ara ara paylaşacağız. Evet, meditasyondan geçtik. Psikolojik sorunlar. Evet, burada psikolojiye geçmeden önce bir variz çayı tavsiye ediyoruz. Variz ve venüs yetmezliği olanlar için at kestanesi çiçeği, çiçeğini bulamazsanız meyvesinin kabuğunu soyuyorsun. Çok sert bir kabuğu var. İçindeki pempemsi pudra gibi olan özünü öğütüyorsunuz. Alıç yaprak ve çiçeği 20 gram. Kokulu yonca, diğer adı sarı yonca 20 gram. 20 gram civan perçemi, 10 gram arnika çiçeği. Arnika çiçeğini Türkiye'de bulmak zor. Ama arnika çiçeğini buldunuz diyelim, fazla katmak iyi değil, uygun değil. Çünkü kan inceltici, kimyasal ilaçlar gibi etkili, kan temizleyici, arıtıcı, dezenfekte edici, detoks. Bu karışımdan isteyenler bir çorba kaşığı, demli istemeyenler bir çorba kaşığı, demli olsun diyenler iki çorba kaşığı, demliye konur, üzerine bir litre kaynar su, gün içerisinde tüketilirse zamanla variz ve venöz yetmezliği gibi sorunlar ortadan kalkar. Tabi ağır değilse, ağır vakalarda ne gerekir? Ağır vakalarda bizde at kestanesi seti var. İçerisinde zencefil, aloe vera vesaire özel bir set. Ağır vakalarda komple set kullanmak gerekir. Bu hafif rahatsızlarda etkili. Evet. Uyuyamama, uykuya dalamama gibi rahatsızları olan Ulu Yörük isimli vatandaşımız, biraz önce uykuyla ilgili bir kısa konuşma yapmıştık. Ormus Gold kullandıktan sonra diyor, hemen etkisini gördüm. 12 gün içerisinde
Uyku sorunları çözüldü. Uyuyorum, uykuya dalabiliyorum, rahatım diyor. Teşekkür ediyor. Ormus Gold ne yapıyor da kişinin uyku düzenini sağlıyor? Ormus Gold, aha burada, beyindeki ağır metalleri, kimyasalları temizliyor, arıtıyor. Buna beyin süpürgesi de diyebiliriz. Bazıları diyor ki ben kimyasal ilaç kullanmıyorum. Kimyasal ilaç günümüzde kullanmanıza gerek yok. Çünkü her türlü gıdada, özellikle hazır gıdada kimya var. Yediğiniz ekmekte, içtiğiniz suda var, havada var kimya. Havada, karada, denizde, her yerde asla kimyasal kurtulamazsınız, var. Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata, abur cubur, bütün gıdalar neyle paketleniyor? Alüminyum folyo. Bir çikolata 40 çeşit kimya var. Nereye gidiyor bunlar yediğimiz zaman? Kana karışıyor, beyine gidiyor. Bir kısmı beyinde, bir kısmında lenf sisteminde, bir kısmında sinir sisteminde, bir kısmında bağ dokusunda, bir kısmı eklemleri. Orada, burada, şurada organlarda depolanıyor. Vücut atamıyor. Ne oluyor bünyemiz? Çöplük dönüyor, çöplüğe. İşte Ormus Gold kullandığınızda beyindeki ağır metaller, özellikle alüminyum, zehirlenmesi, Alzheimer'a sebep olur. Ağır metalleri, kimyasalları temizlediği için rahatlıyor kişi, relax. Kafasını koyduğu zaman rahat uyuyabilir. Uyku sorunu olanlar için de Ormus Gold neymiş? İdealmiş. Evet. Ormus Gold'un bir özelliğini daha öğrendik. Özelliğini sayayım sayayım bitmiyor. Maşallah maşallah. Leman Baliyeva Azerbaycan'dan. Arkadaşımın annesi tansiyon rahatsızlığı vardı. Alıç kapsülü kullandı. Tansiyon rahatsızlığından kurtuldu. Çok iyi geldi diyor. Teşekkür ediyor. Leman Aliyeva. Evet, alıç, sadece alıçla tedavi zaman alır. Şayet kişi alıcın yanında zencefil, may, aloe vera, alıç çayı vesaire 8 çeşit ürün var. Bunları düzenli kullanırsa tansiyon, kalp damar rahatsızlığı kalmaz. Tabii ki kişinin bağırsaklarında kandida varsa kandidayı bağırsaktan çözmek gerekir. Kandida olup olmadığını anlamak da çok kolay. Sabah kalkınca bir bardak suya ne yapıyorsunuz? Sabah kalkınca tükürüyorsunuz. Tükürük testi internette yazın, bakın görürsünüz. Saçaklanıyorsa, iplik gibi oluyorsa tükürük böyle suyun içerisinde kandida var demek. Ha, bazıları diyor ki ben tükürdüm hiç çökmedi. Üste kaldı, yapış yapış. O zaman daha çok mantar var. Dağılmıyorsa, üste kalıp dağılmıyorsa, yapışık duruyorsa aşırı kandida var demek. O da başka bir sorun. Bazıları diyor ki ben tükürdüm hiçbir şey olmadı. Yukarıda kaldı. O daha çok kandida var demek. Yanılmayalım. Evet. Bir sonraki konumuz neymiş? Buket Hanım. Diş eti iltihaplanması nedeniyle çok muzdariptim diyor. Aha, boraks buradaymış. Ne kullandım diyor? Boraks kullanmış. Şimdi bizim bu yıllardır sattığımız boraksı bir firma hap haline getirmiş. Üzerine de satıyormuş. Vatandaş şöyle diyor. Diş fırçalamasında da bu zaten 10 lira 15 lira bir ürün yani. Bir yıl, iki yıl yeter kişiye. 2 yılda yeter, 3 yılda yeter. Nihayetinde içmek istediğiniz suya 1 litresine 1 çay kaşığı koyuyorsunuz. 1 çay kaşığı. Dişlerinizde fırçalayabilirsiniz boraksla. Ne diyor? Diş eti çekilmesi ve diş eti iltihaplanması vardı. Boraksla geçti diyor. Bu kadar kolay. Maşallah. Diş eti çekilmesi, diş eti iltihaplanması. Artı tonik kullanmış. Lahana mix. Lahana mix ile reflüden kurtuldum diyor. Lahana ile ilgili birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalarından biri de
Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller. Ayrı ayrı zamanlarda gastrit, ülser, reflüsü olan hastaları tedavi etmişler. Fakat tabii ki lahana suyu olarak bırakmışlar, geliştirmemişler. Biz ne yaptık? Gökçek olarak farkımızı ortaya koyduk. Evet, farkımız neymiş? Evet, reflü sorununu ortadan, sadece reflü değil, gastrit, ülser, reflüyü, tonik, yani lahana suyunun içerisinde 19 çeşit bitki ilave ederek yan etkilerini ortadan kaldırdık. Sadece lahana suyunu kişi sıkarda suyunu içerse ne olur? Guatr'a sebep olabilir. Guatr neden sebep oluyor? Çünkü lahananın birleşiminde tiosiyanat isimli bir çok az bir miktarda bir madde var. Bu tiroid bezesine iyot akışını engeller. Böyle guatr'a sebep olabilir. İşte bu nedenle biz bunu geliştirdik, değiştirdik. Evet. Mükemmel bir ürün ürettik. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yorumlar geliyor. Yorumları kapatmadın mı? Ne diyor? He, gastrit ülser faydası çok diyor. Evet. Söyledik zaten. Anlattık. Leyla Emel Peltek hanımefendi şeker hastası nedeniyle diyorum. Kurmar setini kullandım. Bir kere bile şekerim çıkmadı. Pirinç hastasıydım. Pirinç yemekten duramıyordum. Şimdi pirinç yemekten nefret ediyorum diyor. Neden? Bağırsaklardaki kandida kişiyi tatlı ve şeker içeren gıda tüketmeye zorluyor. Çünkü mevcut şekeri tüketince kandida zehirli gaz üretiyor. Mesela glikoz içeren ne var? Her türlü tahıl. Buğday, arpa, çavdar, pirinç, hatta patates. Nişasta içeren her şeyi neye dönüştürüyor kandida? Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller ve penisilin, histamin gibi toksik maddeye dönüştürüyor. 80 çeşit toksik maddeye dönüştürüyor. Kandida azalınca ne oluyor? Kişide aşırı tatlı yeme isteği, tahıl, hamurlu gıda tüketme isteği ortadan kalkıyor. Evet, çok güzel bir gelişme. Tebrikler. Allah sağlık sıhhat versin. Diyoruz. Yavuz Bey'e geçiyoruz. Ne demiş Yavuz Bey? Boraks eklem ağrısı geçti. Ha, çok güzel. Biraz önce söylemiştik. Ne demiştik? Boraks kullanmış, diş eti iltihaplanmasına gelmişti. Bu vatandaş da kullanmış. Eklem ağrılarım vardı, yıllarca geçmiyordu. Boraks kullandım, eklem ağrılarım geçti diyor. Bir de eklem ağrılarına iyi gelmiş. Şimdi buraya geçmeden önce madem geri geldi söyleyeyim. Avustralya'da Rex Royman isimli bir ortopedi doktoru adamın eklem ağrıları başlıyor. Araştırıyor ki ankilozan spondilitte de yakalanmış. Ben neden buna yakalandım diyor. Araştırıyor ki tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar topraktaki bor ve çinko yok etmiş. Normal ortalama günde 20 mg bor alması gereken bir insan tüketmiş olduğu gıdalardan 0.2 mg'a düşmüş. Bu nedenle bor eksikliği kireçlenmeye sebep oluyor. Eklemlerde ve ağır metal yüklenmesine sebep oluyor. Bu da zehirliyor. Bu ne yapmış? Boru almış. Her gün 1 litre suya bir çay kaşığı içmiş. İyileşmiş. İyileşince herkes buna hücum ediyor. 10 binlerce insan tedavi etmiş. Diyor ki madem böyle yetiştiremiyorum artık ben bunun hapını yapayım. Hapını yapıp izin almak istediğinde Sağlık Bakanı diyor ki sen 3 kuruşluk şeyle milyonlarca insanı tedavi edeceksin. İlaç sektörü çökecek. Yapamayız, buna müsaade edemeyiz diyor. Seni bir cezalandıralım. Adama bir de ceza. Mükafat beklerken cezayı yiyor. Niye? Çünkü ilaç lobisi sömürmek için kurulmuş bir şebeke gibidir. Her yerde, her zaman, her şekilde.
Evet, ne diyor? Ormus Gold kullandım. Aynı zamanda 30 kilo fazlalığım vardı. Zayıflamaya başladım diyor. Ormus Gold nasıl zayıflatıyor? Çünkü beyindeki hücreleri yeniliyor, DNA'yı tamir ediyor. Bütün hücreler DNA tamir olursa ne olur? Kişi yavaş yavaş normala döner. Düzenli kullandığı zaman. Evet. Bunu da geçtik. İltihaplı yaralar için özel bir çay. İsteyenler buradan bakabilir. Ayrıntılı bilgi verirsek şimdi zamanımız yok. Ankylozan spondilit. Rahatsızlığı olan arkadaşımız. Ankylozan spondilit. Ankylozan spondilit nedir? Omurların arasındaki diskin kaybolması nedeniyle omurlar arasındaki disk şu şekilde kaybolması nedeniyle omurların kaynaması. Ben de L4 ile L5 arasındaki disk kaybolmuş, kaynamış. Çocukken geçirmiş olduğum fibromiyalji hastalığı nedeniyle. Dedi doktor, röntgen çektirdim de Almanya'da. L4 ile L5 arasındaki disk kaybolmuş, iki omur birleşmiş dedi. Ne olacak şimdi dedim. Dedi ki, şükret ki birleşmiş dedi. Bel fıtığının %90'ı L4 L5'te olur. Yani bütün fıtıkların %95'i aşağı yukarı L4 L5'te olur. Bendeki en kritik noktadaki disk kaybolmuş, iki omur kaynamış. Ne olacak şimdi dedim. Dedi ki, keşke güreşçi olsaymışsın veya halterci. Sen 200 kiloyu bile kaldırabilirsin. Dizine bir şey olmadıkça beline bir şey olmaz. Ben de o zaman ne yaptım? Genciz gittik, havalara girdik. Almanları alıp kucağıma hoplatıyordum. 130 kilo adamları kucağıma alayım. Gel bakayım diyordum Alman'a. Kaldıramazsın diyordu, iddiaya giriyordum. 130 kilo adamı kucağıma alıp kaldırdım. Evet, şimdi bu leğen kemiğine sarkoloid denir. Şurada bu kuyruk sokumunun kemiğiyle kuyruk sokumu omuriliğin devamı. Bunlar 7 tane ama bitişik. Bitişik, kaynamış. Bu kemikle leğen kemiği şurada bitişik oldu. Eklem yerinde iltihap olursa ankylozan spondilit omurların hareketlerini sınırlar. Ankylozan spondilit. Yani hem omurlarda olur hem leğen kemiğiyle omurlar arasında olur. Hatta boyunda dahi olabilir. Yani her insanda değişik değişik yerlerinde olabilir. Ama bizim için fark etmiyor. Vatandaşın neresinde ankylozan spondilit. İşte beyefendinin ne diyor konuşması, ankylozan spondilit hastası. Sesini açalım. Ha. Kanlar olmuş memese Ormus Gold memese pulus. Asit de var. Biraz eskisine kıyasla biraz daha durumunda düzenli var. İnşallah tamamen düzeleceğine inanıyorum. Durumda düzenli var. Düzeleceğine inanıyorum diyor. Alacağım zaman istişarede bulunup gerektiğinde ilaçları değiştirebiliyor ve dozajını arttırabiliyor. O şekilde. Allah razı olsun. Evet. Yani ankylozan spondilit hastalığı ağır bir hastalık. Beyefendinin durumunda %60-70 oranında iyileşme olmuş. Birkaç ay daha kullanması gerekiyor. Orada güzel bir yorum var. Bu kız çocuğu yorum yapmış. Bakalım ne diyor. Çok kısa bir video çekiyor. Annesinin arkadaşı ekzema hastasıymış, iyileşmiş. Kandida mantarı varmış, aynı zamanda kandida mantarından da kurtulmuş. Evet. Evet.
saç dökülmesi şey zencefil may kullandı diyor. Saç dökülmesi durdu. Bir sürü vitamin alıyordu. Hiçbirisi bir işe yaramadı. Saçlarındaki kepeklenme durdu. Aynı zamanda kandidadan da kurtuldu diyor. Maşallah. Evet, yani ne kullanmış burada? Hamameli seti. Hamameli seti kullanmış. Annesinin arkadaşı. CDS2 ile lama yapmış. Bağırsaktaki kandidadan kurtulmuş. Ekzemadan kurtulmuş. Saçlardaki kepeklenme ve yağlanmadan kurtulmuş. Bağırsaktaki kandidayı yok ederseniz her türlü alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusundan zaten kurtulursunuz. Evet, maşallah iyi olmuş. Ne diyor? Raşit Gülen, beyinle ilgili olan rahatsızlıklar için Ormuz koltuğu tavsiye ediyorum. Ormuz koltuğu ilgili konuştuk. Ne yapıyor? Ormuz kolt beyindeki ağır metalleri, kimyasalları temizliyor, arıtıyor. Çünkü tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda sıvı, katı, ne yerseniz yiyin hepsinde kimya var. Veya kimyasal olmasa da sadece alüminyum ambalajlansa bile zehirleniyoruz. Ne yapıyor? Ormuz kolt beyindeki ağır metalleri, kimyası. Ha, bizim üretmiş olduğumuz Ormuz koltla piyasada Avrupa'da, Amerika'da üreten arasındaki fark ne? Avrupa'da, Amerika'da, İsrail'de, orada, burada, şurada üretilen bütün Ormuz koltların içerisinde sadece tuzlu su var. Bir çok az miktarda mikro düzeyde de altın var. Bitti gitti. Hepsi bu kadar. Etkili mi? Başka firmaların üretmiş olduğu Ormuz kolt etkili. Ama bizim üretmiş olduğumuz Ormuz koltla karşılaştığında etkisi nedir? Bir tane kitap versene hacı, şunu gözükmüyor altını. Etkisi nedir? Onların ürettiği, bizim ürettiğimiz olduğumuz ürün etki bakımından en az 10 kat etkilidir. Yani o kadar. Bizim üretmiş olduğumuz Ormuz kol Avrupa'da, Amerika'da üretilenden en az 10 kat etkilidir. Vatandaşın biri Kudüs'ten getirmiş. Ben diyor Kudüs'ten getirdim. Bir bak bakayım nasıl. İsrail'den. Yani köle bundan daha küçük bir şişe. 50 milimlik. Tam 1000 lira para ödemiş. Bakalım dedik. Baktık. Ormuz kolt değil. Ormuz koltun suyunun suyu bile değil. 1000 lira para ödemiş dedim. Bu çöp. At gitsin. Verdiğim para yazık. İsrail'den getirmiş. Evet. Sorun değil. Zaten benim bir şey söylemem İbrahim Gökçük olarak. Ormuz kod şudur budur demem hiç önemli değil. Kendi ürünün reklamını yapıyor diyecektir. Öyle mi? Ama burada vatandaş ne diyor? O önemli. Kullanan insanlar ne diyor? Beyinle ilgili rahatsızlıklara olan herkese ormuz kodu tavsiye ederim diyor. Buyur. Ben bu vatandaşa $1,000,000 versem konuşmaz. Ama kullanmış, görmüş etkisini. Ha, işte Ormuz koltukla ilgili sadece burada bir kişi değil, birçok kişinin yorumu var. Ormuz kolt doğum esnasında oksijensiz kalan iki çocuklarımızın diyor çocukların zihinsel engelli olan çocuklarına ikizlere Ormuz Gold verdim diyor. 4-5 aydır. Birisi, çocuğumun birisi diyor, konuşmasında epeyce gelişme olduğunu gözlemliyor. Yani dünyada bu problemi çözebilecek bir baba yiğit varsa buyursun, ben ona hemen şak şak 50 bin lira param yok da kredi çekeyim vereyim. Yani benim yaptırmış olduğum şu işi yapabilecek bir delikanlı var mı? Türkiye'de değil. Dünyada. O kadar kendimize güveniyoruz.
Ben Türkiye'de demiyorum. Türkiye'de zaten herbalistim diyenleri biliyoruz. Birisi medyum, diğerisi hırsız. Öbürü bitkisel diye kimyasal satıyor. Yani piyasada, Türkiye'de değil, dünyada benim yapmış olduğum şu işi yapabilecek bir Allah'ın kulu varsa buyursun, ben varım desin. O zaman ben çekileyim, onun ürünleri satayım. Bu kadar da burada da söz veriyorum. Benim yapmış olduğum bir işi benden daha iyi yapabilen varsa ben çekileyim, gideyim köyde çobanlık yapayım. 500 koyun alayım. Sabahtan akşama dağlarda gezeyim. Niye burada uğraşayım? Milletin stresini çekeyim. Ama yok. Benden başka bu işi bilen hiçbir Allah'ın kulu yok. Nedir yani? Benim özelim nedir? Ben haşa Allah'ın özel bir kulu muyum? Değilim. Ben de sıradan bir insanım. Beni farklı yapan nedir? Günde 15-20 saat çalışmak. Eskiler ne dedi? Okulda ineklemek derler çalışanlar. Okumak, araştırmak. Benim hastalığımdır bu. Hastalıksa hastalık. Fobiyse fobi. Çocukluğumdan beri. Bir gün Peyami Safa'nın rahmetlinin kitabını okuyorum. O kadar dalmışım ki konunun, romanın içindeki kahramanın pozisyonunda hissediyorum kendimi. Gülüyorum böyle. He, çok dalmışım. 10-12 yaşlarındayım. Rahmetli annemle babam bana bakıp benimle hakkımda konuşuyorlar. Diler ki oğlum ne oluyor sana? Yok bir şey oluyor, bir de bakayım dedim. Diler ki git seni diğer çocuklar gibi futbol oyna, dışarıda gez, toz, eğlen. Ne bu kitap kitap, kafa yiyeceksin dedim ki benim işime karışma. Tamam tamam karışmıyoruz. Bildiğin gibi yap. O zamanlar da biraz gergindim ben. Hepten gergin, stresli biriydim. Evet, yani çocukluğumdan beri hamdolsun hep kendimi, o zamanlar daha çok roman okuyordum. Daha sonra tarih kitapları, daha sonra siyaset okuduk. Daha sonra da kendimizi sağlık nedeniyle bu işin içinde bulduk. 38 senedir de sağlıkla ilgili her konuda araştırma yapıyoruz. Evet. Yakında çok güzel bir tarımla ilgili bir buluşumuz var. Onu piyasaya süreceğiz. Tanıtımını yapacağız inşallah. 6 çeşit yeni gübre üretiyorum. Organo mineral gübre. Ha, detay vermeyeyim. Üretime geçiyoruz. Onu üretince tanıtırız. Evet. Zihinsel. Zihinsel doğum sırasında oksijen yetersizliği nedeniyle zihinsel engelli olan çocuğu biz okus pokus yapmadık. Bazılarının yaptığı gibi okus pokus diyor, parasını alıyor, vatandaşı mağdur ediyor çoğu. Ha. Allah da onları mağdur edecek bir gün zamanı gelince. Onların hesabı çok ağır olacak. Tabii inanan için bu. Ben inanıyorum, o inanmıyor. Veya sen inanıyorsun, öbürü inanmıyor. Böyle dünyanın hali. Ya inanan inanmayan meselesi de değil aslında. Çin'e gittik, Çin elin gavur dediğimiz adam dürüst iş yapıyor. Hepsi değil tabii, bazıları. Onların da içinde çürüğü var. Bizde de hacı soracağız diyenlerin çoğu çürük olması çok tuhaf bir şey. 7 defa hacı gittim diyor. Bir tanesi bu tür ürünler üretiyor. 7 defa hacı gitmiş. Biz bu içerisine %90 ekstra koyuyoruz. %10 da koruyucu madde. Koruyucu madde olması gerekir. Yoksa yapışır. Yani %90 ekstra koyuyoruz. O ne yapmış? Ekstraktan kapsül üretmiş. 7 defa hacı gittiğini söyleyen şahıs. İçinde %10 bile ekstrak yok. Gerisi bitki tozu. Hani sen hacı gittiydin? Doğru dürüst insan olduğumu söylüyordum. En büyük sahtekar. Bu da 1000 kişi içerisinde, 1000 şirket var Türkiye'de bu tür bitkisel gıda takviyesi üreten. 1000'den fazla şirket içerisinde işte kendini dürüst ilan eden bir adam. Öbürlerini sen hesaba hiç katma. Allah yardım etsin. Türkiye çok acayip bir ülke. Eskiden ne oluyormuş? Osmanlı zamanında
Adam yanlış iş yaptı mı pabucu dama atılıyormuş. Pabucunu dama atacaksın. Diyeceksin ki bu sektörde sen medyum, sen medyumluğunu yap. Sen hırsızsan hırsızlığını yap. Hırsızlık yapmasın gene canım, neyse. Yani sahte profesör. Sahte profesör diye bir şey mi var ya? La la la. Parayı veriyor, profesör diploması alıyor. Bir de utanmadan hala televizyonlara çıkıyor adam ya. Neyse biz işimize bakalım. Bu genç çocuk ne diyor? Çok güzel. Annesinin arkadaşı CDS2 kullanarak kandida mantarından kurtuldu ve 25 senedir kullandığı psikolojik ilaçlardan sarı kantaron setiyle kurtuldu maşallah. Evet dinleyelim. Ayrıca 25 senedir kullandığı psikolojik ilaçlarından kurtuldu. İsmini hatır. Ayrıca 25 senedir kullandığı psikolojik ilaçlarından kurtuldu. Maşallah. Şimdi annesinin arkadaşı CDS2 kullanarak bağırsaklarındaki kandidadan kurtulmuş. Sümüksü, balgamsı, jöle gibi şeyler bağırsaklarından dökülmüş. Ayrıca diyor sarı kantaron seti kullanarak, sarı kantaron içinde ne var? Olmuş kolt var vesaire var. 25 senedir kullandığı psikolojik yani antidepresan haplardan kurtuldu diyor. Sarı kantaron seti OL ile. Yani bu da nedir? Mucize bir durumdur. Biraz önce söyledim. Biz işimizi yaparken biz bu işten çok para kazanalım diye düşünmüyoruz. Evet para da lazım da. Biz bu ürünle nasıl daha etkili vatandaşın iyileşmesini sağlayabiliriz? Önce onu düşünüyoruz. Sonra gerisi gelir. Nasıl daha etkili ürün üretiriz ve daha etkili ürünle insanların daha kısa sürede iyileşmesini sağlarız? Bizim parolamız bu. Farklı bakıyoruz olaya. Nasıl insanlar daha kolay iyileşir, daha kısa sürede sağlığına kavuşur diye düşünüyoruz. Ve bunun için %100 kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz. Bu nedenle ürünümüz etkili. Yoksa 25 yıldır psikolojik rahatsızlığı olan birisi omuz kot, sarı kantaron kullanıcı iyileşir mi? İyileşmez. Başkasının üretmiş olduğu hiç iyileşmez. Çünkü adam sarı kantaronun tozunu koyuyor. Ekstraktörü koymuyor. Evet. Şimdi idrar söktürücü çay tavsiyesinde bulunmuş. İbrahim Gökçek yani ben. Altın başak otu, ısırgan otu, kuş yaprağı, ayrı kökü, kasık otu. Bunları karıştırıyorsunuz. Bir çorba kaşığı, hafif demlemek isteyenler, yoğun koyu demlemek isteyenler, iki çorba kaşığı demliğe koyuyor. Üzerine bir litre kaynar su gün içinde tüketiyor. Ha şöyle bir şey var. Altın başak otu ben Mısır şerisinde, İmrenli'de almak istedim. Baharatçılara uğradım. Oradaki baharat şifalı bitki satanlara. Adam bana oğul otunu, altın başak otu diye satmaya kalkıyoruz. Dedim ki bak benim adım İbrahim Gökçek. Tanımıyor ya beni, tanımıyor. Tanımıyorsan tanımıyor. Tanı, öğren. Sen herkese satabilirsin, bana satamazsın. Ben bunun kitabını yazdım. Ya işte bu da şöyle. Daha hala bana 30 senedir ben bu işi yapayım diyor. 30 senedir millete yalan söylüyor. Dolandırıcı yapıyorsun dedim ya. Ya. Fazla da konuştuk daha yiyeceğiz. Orada bir sürü insan var. Neyse. Yani aktarlardan altın başak otu alırsanız %90 başka bitki verirler. Kasık otu zaten bulamazsınız. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Bizden alın. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Ben söyleyeyim de. Evet. Ayhan Bey. Ayhan Can Albayrak. Şimdi oğlu hiperaktif ve dikkat eksikliği sorunu var. Biz ona özellik seti oğluya verdik. Hem lahma yapması için. Özellik sarı kantaron
Ormus Gold. Artı lama yapmak için CDS ilk zirve servisini kullanmış ve kısa sürede ne diyor? Oğlumdaki sorunları atlattık diyor. Bir daha tıklayalım bakalım ne diyor. Merhabalar. İsmim Ayhan Can Albayrak. Oğlum için ve odaklanma sorunları dikkat etsizliği için Ormus Gold ve güzel bir kullandık. Çok güzel sonuçlar aldık. Çok memnun kaldık. Dikkat eksikliği, odaklanma sorunu olan. Herkese selamlar. Evet, çok güzel. Evet, kullanmış oğlu maşallah. Sağlığına, sıhhatine kavuşmuş. Hemen etkisi gibi. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Şeytan çıktı. Tövbe tövbe. Televizyondan şey çıktı ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Adam hakkında konuştu, gördün nasıl çıktı ortaya. Böyle şeytanla karşılaştık. Evet. Evet, binlerce aşı, çocuk aşıdan dolayı öldü diye bir haber çıktı gazetede, Akit gazetesi. Daha birçok Suriye'de çocuklar üzerinde deney yapmışlar. Binlerce çocuğu öldürmüşler. Sonra da özür diler diyorlar. Deney yapıyorlar Suriyeli çocuklar. Annesiz, babasız, kimsesiz çocuklar üzerinde deney yapıyorlar. Evet. Allah bir gün bu millete de fırsat verecek inşallah. Devir dönecek. Onlardan da hesap sorulacak. Yani bu böyle gitmeyecek hep. Hep onlar hükümran olmayacak. Bir gün devran dönecek. Hesap sorması bize de gelecek. Bakalım o zaman Avrupalılar, Amerikalılar, Müslümanlara, insanlara yaptıkları bu cezanın, işkencenin hesabını nasıl verecekler? Sindirim zafiyeti olanlar için özel bir çay. Acı yonca yaprağı bulamazsınız. Nane yaprağı, kantaron. Bunların karışımından iki çorba kaşığı demliğe konur. Üzerine bir litre kaynar su. Gün içinde tüketilirse sindirim zafiyetine iyi gelir. Sindirim zafiyeti için özel bir çay. İsteyenler buradan teşekkür yorumlarını geçiyoruz. Çünkü teşekkür yorumlarını yer verecek olursak zamanımız kalmıyor. Evet, Fatih Bey, Söğüt ve Spirulina kullandıktan sonra belimdeki ağrılar için kullandım. İki günde ağrılarım kesti demiş. Spirulina ve Söğüt. İki günde ağrısı nasıl kesiyor diyeceksin. Olacak iş mi? Evet, olacak iş. Neden? Spirulina 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B5, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 içerir. Nereden biliyorsun? Kitabını yazdığım için biliyorum. İsteyenler internete girebilir, spirulina'nın faydaları diye yazabilir. Söğütün kabuğunun destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı bakabilirler. İki günde ağrılarım kesildi, bel ağrısı. Maşallah. İşte bu nedir? Bu nedir? Bu bir mucizevi durumdur. Şimdi vatandaş aspirin kullansaydı bel ağrısı için veya başka bir ağrı kesici kullansaydı ne olacaktı? Sadece geçici baskılayacaktı. Sonra bir gün sonra yine ağrıyacak. İki gün sonra yine ağrıyacak. Üç gün sonra, beş gün sonra, altı ay sonra yine ağrıyacak. Hatta katlanarak artacak. Kimyasal çözüm değil. Aksine tehlike. Bir ayı geçti, Çin'deydim. 10 binlerce insanı gözetledim. Böyle onların şehirler arası hızlı tren istasyonları. 500-600 kilometre hızla giden trenleri var. Mıknatıslı tren diyorlar. Manyetik tren. Oraya çıkıyordum, bakıyordum. Bu insanlar neden sıfır beden? 36 beden yok, 38 beden bile yok. 10 bin kişide bir kişi belki kilolu. Neden bu insanlar böyle obez değil de, kilolu değil de, zayıf? Neden? Araştırdım. Kimyasal ilaç kullanmıyorlar. Hepsi sağlıklı. Ha, baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı yok mu onlarda? Olabilir. Adamlar bitki kullanıyor, şifa bitki kullanıyor. Eczaneye gittim de, eczanede kimyasal ilaç göremedim. Ne var? Bitkisel damlalar, drajeler var. B
1,5 milyar insan kimyasal ilaç nedir bilmiyor. 2 yıl önce Malezya'ya gittim, orada da aynı. Yani onun için onlar sağlıklı, biz hastalıklıyız. İlaç kullana kullana kendimizi zehirliyoruz. Eskiden ilaç mı vardı? Rahmetli annem, ben menenjite yakalanmışım 3,5-4 yaşlarında. Öldü, ölecek. O durumdaymışım. Yani umut kesmişler benden. Artık gözlerim göremeyecek kadar vücudum her tarafı iltihap kaplamış. Gözlerim kapanmış. Rahmetli annem bizim arka bahçede çeşit çeşit şifalar, bitkiler yetiştirirdi. Kadıncağız korkudan pindi, aklına gelen bütün bitkileri. Rahmetli annem dedesinden el almış. Annemin dedesi sadece anneme el vermiş, diğerlerine güvenmemiş. Onun şifalı bitkileriyle, yapmış olduğu reçetelerle, denemelerle hayata döndüm. Yani annemin yapmış olduğu benim üzerimde bitkisel tedaviyle ölümden döndüm. 3-4 yaşında, çocukken. Bugün burada varsam rahmetli annem, önce tabii Allah bizi onu yaşamamızı istemiş. Ondan dolayı ama sonra tabii ki annem bu işlerden anlamayan biri olsaydı belki de ölmüştü. Evet. Şimdi bir de sinirsel mide çayı. 40 gram oğul otu, 10 gram kedi otu kökü, 10 gram şerbet otu, 30 gram sarı kanat otu, kılıç otu da denir, 10 gram meyan kökü karışımından 2 çorba kaşığı demliğe konur, üzerine 1 litre kaynar su gün içerisinde tüketilir. Oğul otu güzel. Kedi otu pis kokulu olduğu için bazıları içemeyebilir. Onun yerine çarkı felek konabilir. Şerbetçi otu iyi güzel fakat erkekler düzenli sürekli şerbetçi otu çayı içerlerse cinsel hormonları azalır. Kadınlar için iyi, erkekler için zararlıdır. Onu erkekler çıkarabilir. Evet, şimdi burada bu arkadaşımız çok enteresan bir konuya girmiş. Menisküs rahatsızı kendisi. İkinci aşama menisküs nedeniyle diyor. 3 aydır çalışamıyor. Yürümekte zorlanıyor. Kıkırdaklar deforme olmuş. Yani birçok ilaç kullandım diyor. Uzun uzun videoyu isteyen bakabilir. Evet. Menisküs. Menisküs nedeniyle doktorlar ameliyat demişler. Fakat korkmuş. 3 aydır çalışamıyor. Merdivenleri çıkmakta, inmekte zorlanıyor. Bize gelmiş. Biz de demişiz ki sorun yok, hallederiz demiş. Bizim ürünleri kullandıktan 3-4 gün sonra ağrıları azalmış. Yürümeye başlamış. Geçenlerde bizdeydi. Madem faydasını gördün, bir video çekip gönder bize dedim. Dedi ki ben anlamam. O zaman bizim gençler çeksiniz bir video dedim. Tamam dedi. Evet, ikinci defa geldiğinde öyle bir durumla karşılaştık. Maşallah. Şimdi menisküs gibi ağır bir rahatsızlığı Gökçek nasıl tedavi ediyor? Şimdi özellik Söğüt. Nerede Söğüt Hacı? Şu mu? Ha, şu. Aslında aspirinin ana maddesi Söğüt'ün kabuğundaki asetil salisilik asit. Söğüt'ün kabuğundaki bu madde saligenin şeklinde, yani kargodan gelen paket gibi gelir. Bu Söğüt'ün kabuğundaki ekstraktı. Midede, bağırsaklarda açılmaz. Bağırsaklar tarafından emilir, kana karışınca asetil salisilik asite dönüşmeye başlar. Kana karıştı, geçtiği zaman direkt ağza alınır alınmaz değil. Asetil salisilik asit saligenin şeklinde glikozla bağlı, bitişik, yani bir zincir bağlı boğazından aktif değil. Yani bir köpek gibi düşünün. Kana karıştıktan sonra zincirinden kurtulunca saldırmaya başlıyor. Neye? Mikroba karşı. Ama önceden boğazında bir
tasması var. Oysa kimyasal salisilik asit nedir? Herhangi bir şeyle bağlı olmadığı için ne yapar? Aldığınız zaman direkt mideye zarar verir. Mide mukozasını tahriş eder. Yaralanmaya sebep olur. Bağırsaklara zarar verir. Karaciğere zarar verir. Böbreğe zarar verir. Baş ağrısı, bulantı, şu kanı inceltir. Sayın Hoca kadar yan etkisi var. Onlara girmiyorum. Yani kimyasal asetil salisilik asit, işte bundan aspirin yapılır vesaire vesaire. Bir sürü kimyasal ilaç, ağrı kesiciler bundan yapılır. Petrolden yapıldığı için bünye kabul etmez. Fakat söğüt kabuğunun ekstraktında doğal olduğu için herhangi bir yan etkisi yoktur. Ve vatandaş gördüğünüz gibi ne diyor? Aylardır yürümekte dahi zorlanıyordum, işe gidemedim efendim, perişan olmuştum diyor. 4 gün içerisinde ağrılarımdan kurtuldum, çalışmaya başladım, hayata döndüm, teşekkür ederim diyor. İsteyenler video biraz uzun olduğu için isteyenler buradan bakabilir. Kramplı ağrı çayı. 25 gram kekik otu, 25 gram kantaron, 25 gram kimyon tohumu, 25 gram kaz otu. Kantaron derken buradaki kantaron, sarı kantaron, bir de kırmızı kantaron. Kırmızı kantaron değil, sarı kantaron. Bu karışımdan 2 çorba kaşığı demliğe konur, üzerine 1 litre kaynar su demlenir ve gün içerisinde tüketilirse krampları çözer, sinirsel rahatsızlıklara iyi gelir. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Ama buradaki kaz otunu Türkiye'de bulamazsınız. Vardır ama bulamazsınız. Çünkü bilinmiyor, kullanılmıyor. Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılır. Almanlar özellikle çok kullanır. Evet, doğaüstü arkadaşımız ne diyor? Direkt beyne nüfus eder diyor. Kan bariyerini aşarak Ormus Gold olmuş oldu. Kan bariyerini aşarak direkt beyin. Beyin her maddeyi almaz. Bloke korur ya. Diyor ki şunlar geçecek beyine, şunlar geçmeyecek. Glikoz alır. Başka şey almaz, kabul etmez. Yani istediğini seçer, seçicidir. Her şey beyine gitmez. Her şey beyine gitse beyin çöplüğe döner. Hassas bir organ olduğu için her şeye müsaade etmez. İşine gelen alır, gelmeyeni almaz. Ormus Gold kana karışır. Beyne gider, beyindeki hücreleri tamir eder, DNA'yı tamir eder. Çünkü Ormus Gold monoatomik element, maddenin en küçük hali. Bundan daha küçük mümkün değil. Atomu parçalamak lazım. Bundan daha küçük hale getirmek için atomu parçalamak lazım. Atomu parçalasak da o zaman fayda yerine zarar veririz. Atomu altını parçalasa neye dönüşür? Düşünmem lazım. İyi bir şey değil parçalamak da yani. Neye dönüşür? 2 elemente dönüşür. Bilmiyorum. Onu araştırmam lazım. Evet, neye dönüşür? Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum vesaire. Herhangi bir şeye dönüşür ama neye dönüşür? Herhangi bir elemente dönüşür. Neyse, neye dönüştüğünü fazla karıştırmayayım bak. Kafaya taktı mı taktım, bununla uğraşmam lazım. Bir şey kafam taktı mı takıyorum böyle. Kötü mü? Takıntı da iyi bir şey değil. İlle ki araştıracağım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İşime bak. Takıntı hastalığı. Evet. Özellik seti OL kullandım. Metin Faruk beyefendi, unutkanlık, konsantre bozuklukları, sinirsel ve kaygı bozuklukları iyi gelmiş. Bize çok faydalı oldu diyor. Bize çok faydalı oldu. Şimdi kişinin bağırsaklarında kandida yoksa bu bizim üretmiş olduğumuz her ürün mükemmel, %100 etki yapar. Ama kişinin bağırsaklarında kandida olursa, kandidanın üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur, karaciğer yağlanmasına sebep olur. Siz bu taraftan bu ürünleri kullanırken bağırsaklarına sürekli toksik madde gelirse ne olur?
ürünün etkisi azalır. Bu nedenle bazı hastalar bir ayda, iki ayda, üç ayda iyileşirken bazı hastalar 8 ayda, 9 ayda iyileşiyor nadiren. Neden? Bağırsağında kandida var. Bu neye benzer? Şuna benzer. Bostanınız var, tarlanız var, sulak bir alan, karpuz ektiniz ama su yok. Neyle suladınız? Kanalizasyon suyuyla. Ne oldu? Karpuz, kavun, bahçeniz, tarlanız, bostanınız ne oldu? Karpuzlar, kavunlar koktu, çürüdü. İşte insan vücudu da bunun gibi bağırsaktan sürekli kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonlu madde gelirse ne olur? Siz istediğiniz kadar üzerini kullanın. Bir anlamı yok. İyi gelir. Bağırsakta sorun yoksa problem değil. Ama bağırsakta kandida varsa CDS2 ile lavma yapmak şart. Bu nedenle birçok kişiye lavma yap deyince ben lavma yapamam. Yapamazsan da kurtulamazsın. Yani tedavi uzar. Lan niye yapamıyorsun? Lavma yapmakta ne var? Alt üstü. Neyse, söylemeyeyim. La ilahe illallah mıdır? Evet, geçelim. Arkadaşımız çok faydasını görmüş. Murat Sarım. Hemoroid için çoban çantası seti oley kullandım. Bir ayda rahatladım. Bir ayda maşallah. Çoban çantası. Hemoroid için çoban çantası. Ormus Gold MMS Plus. Ateşten yatamıyordum. Şimdi rahatladı. Yatamıyordum. Ha, annesi için demiş. Pardon. Hemoroid için diyor. Çoban çantası ateşten, enfeksiyondan, MMS Plus ve Ormus Gold kullandı. Ağrıları, sızları geçti. Artık yatabiliyor. Yürüyüşe bile çıkabiliyor. Maşallah maşallah. Sokağa çıkamıyordu. Sokağa bile çıkabiliyor diyor. İşte buna ne deriz? Mucize deriz. Şimdi Ormus Gold'u anlattım da MMS Plus'ı pek anlatmadım. Bilen bunun içindeki etken madde CDS2 ile bunun içerisindeki etken madde CDS2 aynıdır. Oradaki 300 ppm buradaki 3000 ppm. Makattan ilaç olarak verirsin, yüksek dozaj verebilirsin. İçerken yüksek dozaj alamazsın. Bulantı kusma yapabilir. Bu kana karıştırma ne yapıyor? Kandaki her türlü mikrobu yok ediyor. Çünkü 5 elektrona ihtiyacı var. MMS, CDS2. Yani klordioksit. -5 elektron yüklü çok sert bir serbest radikal. Kana karıştığı zaman kandaki her türlü mikrobun hücre zarından, hücre çekirdeğinden, DNA'sından, RNA'sından 5 elektron alır patlatır, öldürür. Hiçbir mikrop buna karşı koyamaz. Ha, faydalı bakteriye karşı zararı yok. Bu Avrupa'da özellikle Amerika'da 204 yıldır bilinen, kullanılan bir ürün. Herhangi bir yan etkisi söz konusu değil. Hocam sizden aldığımız diz ağrısı için süt seti kullandım. Diz ağrılarım geçti, iyi oldu. Teşekkür ederim diyor. Evet, maşallah diyoruz. Biz de daha önce konuşmuştuk. Buyurun beyefendi. Çay içmeyeyim mi demiş arkadaş? Niye gelmiş? Çay mı içmeye geldin, çorba mı içmeye geldin? Çay, çorba. Arkadaş, burası da lokanta mı, kahve mi, kıraathane mi? Kimi çay içmeye geliyor, kimi çorba içmeye geliyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, çorbanızı içtiniz mi beyefendi? İçtin, afiyet olsun. Ya teşekkür yorumlarını geçiyorum çünkü maşallah inşallah çok yorum var. Şimdi ne diyoruz buradaki beyefendi? Prostat rahatsızlığıydım diyor. Prostat. 5 ay kullanmış. Prostat rahatsızlığından kurtulmuş. Teşekkür ederim diyor. Cüce palmiye seti OL'ye kullanmış. Sarımsak, limon, yani zencefil, may ürünleri sayıyor. Evet, maşallah. Yakotu. Yakotu, tamam.
Maşallah. Kullandım ve prostat rahatsızlığından kurtuldum diyor. Maşallah, inşallah diyoruz. Ama biz tabi diğer mahluk gibi yalandan dolandan maşallah inşallah değil mi? Biz Allah rızası için maşallah inşallah diyoruz. O fitne yapmak için diyor. Fitne başı. İsmail Beyefendi, Doktor İsmail Yılmazer. Ha, iki gündür ishal olan hastama CDS2 verdim. İki gündür ishali varmış. Yazın birçok insanda birçok özellikle ishal, üşütme, grip vesaire, soğuk algını gibi sorunlar yaşıyorlar. İshal olan vatandaşa bağırsakları bozuluyor. Çünkü bir taraftan soğuk hava, bir taraftan sıcak hava vesaire. CDS2'den iki defa yarım çay bardağı vermiş. O maşallah bayağı sert. Ve ishal şak diye kesilmiş. İki defa CDS2 ishal olan kişi vermiş. İshalı şak diye kesilmiş. Bazıları soruyordu. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? İshalım var, ishalım var. Demek ki İsmail Yılmaz efendim, beyefendi bir buluş yapmış. Sağ olsun biz de yeni farkına vardık. Böyle bir özelliğini ben de bilmiyordum. Ümit Güler Yüz, kalp krizinden sonra oluşan göğüs ağrılarım azaldı. Maşallah. Kalp krizinden sonraki göğüs ağrılarım azaldı diyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Daha yorum çok ama bizim de zamanımız yok. Bekleyenler var dışarıda. Onlara karşı da biraz saygısızlık olmasın diyeceğiz. Herkese hürmetler, saygılar. Allah'a emanet olun. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Klimanın karşısında kalırsanız boynunuz tutulabilir. Klimayı fazla kullananlara dikkat etmeli. Klimayı temiz etmek gerekir. Klimanın arkasında bir bakteri yaşıyor. Temizlenmeyen klimalarda. Pulmonella legionella denen. Yani zatürreye sebep oluyor ki en ağır zatürre ölümlere sebep oluyor. Geçen sene bir konferans için mikroşirok, profesör, doktor konferansta klimada kalmış. Adamcağız üşütme grip zannetmişler, müdahale etmemişler geçer diye. Öldü gitti. Bak, çok değerli bir insandı. Profesör, doktor, mikroşirok, çocuk hastalıkları uzmanı, çocuklar üzerinde, çocuklardaki en ağır ameliyatlara giren vatandaş. Klima hastalığı veya lejyonelli hastalığı da denir. Klimanın arkasındaki bölümde bir tehlikeli bakteri yaşıyor. Pulmonella lejyonelli. Dikkat edelim. Klimalarınızı temizletin veya ilaçlayın. Ne yaparsanız yapın. Klima kullananlara dikkat etsinler. Yoksa biraz serineceğim derken yallah Taşlıköy'e. Hürmetler, saygılar. Allah'a emanet olun.